Kırmızı ama. Laftesiz protestosu performansıyla suçluları işaret etti. Tecavüzcüleri, kadınları korumayanları, yasaları uygulamayanları, kadınların ölümünde, cinsel saldırıya uğramasında parmağı olanları bir şekilde işaret etmiştik hep birlikte. Biz de Türkiye'de, Kadıköy'de bu sesi güçlendirdik. Biz de işaret ettik. Bu ülkede her gün haksızlığa uğrayan başka bir kesimin, gençlerin, köylülerin, işçilerin, LGBTQ artıların, kendi kültürünü yaşayamayan halkların mücadelesiyle dolu bu ülke. Evet, her gün kadınlar öldürülmeye devam ederken her gün başkaca eşitsizlikler ve haksızlıklar da olmaya devam ediyor. Marmara Denizi ölüyor örneğin. Bütün bunların karşısında bizler mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugünkü lastesis davasında protestoya katıldığımız için 6 arkadaşımızla birlikte hakkımızda dava açılmıştı. Kadın hareketini mücadele eden kadınları yargılamaya kalktılar. Bugün beraat kararı çıktı arkadaşlar. Asla yalnız yürümeyeceğiz. Yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Bu karar anayasal hukuk devletinde bu karar olması gereken karardır. 4 duruşmanın geçmesi bile aslında bu ülkedeki hukuksuzlukların ne aşamaya geldiğinin göstergesidir. Bu yüzden bizler anayasanın, yasanın, İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması için mücadelemize devam edeceğiz. Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula. Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula. Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula. Bizler anayasayı, yasayı ve sözleşmeyi uygulatacağız. Bir gece hukuksuzca aldıkları İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi kararını, o kararı geri çektireceğiz. 1 Temmuz'a kadar yolumuz uzun yine de arkadaşlar. Her gün, her an adliyelerde, meydanlarda, şehir şehir, ilçe ilçe mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sonuç haksız bir yargılamanın haklı, çok haklı bir sonucudur. Burada esas yargılanması gereken kadın mücadelesi için, kadınların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele eden, son noktasına kadar mücadele eden kadınlar değil, eşitliğe karşı, özgürlüğe karşı baskıcı zihniyettir. Dolayısıyla bu yargılamanın başlamış olması, arkadaşlarımızın ilk andan itibaren önce ablukaya alınarak, dağılmalarına izin vermeyerek, anayasal haklarını kullanmalarına izin vermeyerek bir şekilde onları yargılamaya zorlayan ve haksız bir yargılamaya ters kelepçeyle götüren uygulamanın protestosudur. Her ne olursa olsun bu yargılama da bizim özgürlük mücadelemizin, eşitlik mücadelemizin bir protesto biçimidir. Bundan sonra da yılmadan haklarımızı sonuna kadar kullanarak ve haklarımızı sonuna kadar talep ederek direnişimize devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar kazanana, zaten gitmemiş olan İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatana kadar bu direnişimiz, eşitliğe ulaşana kadar bu direnişimiz devam edecek arkadaşlar. Geldiğiniz için, yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Gelecek güzel güneşli günlere hep beraber dayanışmayla.